Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta LGS soru çözümlerinde eğik düzlem ve çıkrık konusuyla birlikteyiz. Bakalım konumuzda neler varmış, hemen bakalım. Arkadaşlar ilk sorumuz şöyle. Bir sandık şekil 1'deki gibi h yüksekliğine eğik düzlem kullanılarak çıkarılmak isteniyor. Bu sandık KLMN eğik düzlemleri kullanılarak çıkarıldıklarında kuvvetlerin en az değerleri için şekil 2'deki grafik elde ediliyor. Şimdi arkadaşlar burada elde eğik düzlemlerin türüne göre uygulanan kuvvetlerin büyüklüğü verilmiş. Buna göre diyor arkadaşlar, hemen sorusu ne diyor bakalım. Buna göre aşağıdaki eğik düzlemlerden hangisi M eğik düzlemine aittir diye sormuş. Şimdi bizde M eğik düzleminin değeri ne? Uygulanması gereken kuvvet en büyük. Bu ne demek? Uygulanması gereken kuvvetin en büyük olması demek, kuvvet kazancının az olması demek. Şimdi bir sistemde kuvvet kazancı ne kadar çok olursa orada uyguladığınız kuvvet o kadar küçük olacaktır. Peki eğik düzlemlerde kuvvet kazancını nasıl hesaplıyoruz? Şu bizim bir eğik düzlemimiz olsun arkadaşlar. Eğik düzlemimizin yüksekliğine h, eğik düzlemimizin boyuna l diyecek olursak, kuvvet kazancı dediğimiz kavram eğik düzlemin boyunu yani l uzunluğunu h yüksekliğine bölerek bulunur. Yani eğik düzlemimizin boyu ne kadar uzun, yüksekliği ne kadar kısaysa kuvvet kazancı o kadar fazla çıkar. Bu da uygulanması gereken kuvvetin o kadar azalması anlamına gelir. Mesela l eğik düzleminde bu eğik düzlemin boyunun yüksekliğine oranı en büyük çıkıyormuş ki kuvvet kazancı en fazlaymış. Bu da kuvvetin en az değere ulaşmasına neden olmuş. Bize M eğik düzlemini sorduğuna göre seçeceğimiz eğik düzlemin kuvvet kazancı oranı en az olacak arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım tek tek. Burada ilk eğik düzlemde boyumuz 4, yüksekliğimiz 1 h olacak olarak alırsak kuvvet kazancı burada 4 bölü 1 diye düşünebiliriz. Burada 4 kat kazanç var arkadaşlar. Tek tek kazançları karşılaştıracağız. Buradaki kuvvet kazancımıza baktığımızda eğik düzlemin boyu 3, yüksekliği yine 1 h olduğu için 1 aldım. Buradaki kazanç da 3 kat arkadaşlar. Peki buradaki kuvvet kazancımıza baktığımızda kuvvet kazancı eğik düzlemin boyu 2, yüksekliği 1. O zaman 2 bölü 1'den 2 kat. D'deki kuvvet kazancımıza baktığımızda arkadaşlar tek tek bunu böyle yapıyoruz. Eğik düzlemimizin boyu 5, yüksekliği 1. O zaman buradaki kazancımız 5 kat. Gördüğünüz gibi kazancın en fazla olduğunda kuvvet en azdır. Ama en az kuvvet uygulanacak burada. Bize neyi sormuştu? Tekrar hatırlayalım soruyu. M kuvvetinin uygulandığı eğik düzlemi sormuştu. Yani kuvvetin en büyük olmasını soruyor. O yüzden kuvvetin en büyük olduğu, kuvvet kazancının en az olduğu sistem olmalı. Bu da C şıkkındaki sistemdir. Dolayısıyla burada aynı yüksekliğe çıkarmak için boy ne kadar kısa alırsa arkadaşlar rampa o kadar dikleşir manasına geliyor bu. Bu da rampa dikleştikçe uygulamamız gereken kuvvetin arttığını gösterir. Eğik düzlemlerimizin hepsinde yükseklik sabitken gördüğünüz gibi hepsinde yükseklik h kadar. O zaman eğik düzlemi oluşturmak için kullandığınız kalas ya da tahtanın boyu ne kadar uzun olursa şu boy, o zaman eğim o kadar az oluyor. Bu da eğik düzlemin tepesine yükü çıkarmak için o kadar az kuvvet uygulamanızı sağlıyor ve kuvvet kazancını artırıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada en az kuvvet, burada en fazla kuvvet uygulanır diyelim. Birinci sorumuzun cevabı C şıkkı olmalı. En çok kuvvet M sisteminde uygulanır dedik arkadaşlar. Peki. İkinci soru, çok güzel bir soru arkadaşlar. Gerçekten eğik düzlemle ilgili karşımıza çıkabilecek çok kaliteli sorulardan bir tanesi. Özdeş iki cisim uzunluğu L ve 2L olan eğik düzlemler kullanılarak aynı yüksekliğe çıkarılıyor. Bakın bununla ilgili bir sürü soru yazabilirim size. Mesela hemen aklıma geldi. Mesela eğer sistemde cisimlerin ağırlığıyla ilgili bize bilgi vermemiş. Gerçi özdeş iki cisim demiş. O zaman özdeş olması ne anlama geliyor? İkisinin ağırlıkları birbirine
Eşit demek oluyor. Peki o zaman ağırlıkları eşitse bunların, o zaman aynı yüksekliğe çıkartıyorsak, farklı eğik düzlemler kullansak bile bu cisimlerin buraya çıkartıldığında yapılan işler, F1 ve F2'nin yaptığı iş birbirine eşit olur. Çünkü basit makinelerde kuvvetten kazanç olsa bile işten ya da enerjiden kazanç olmuyordu, hatırlayalım. Dolayısıyla ikinci sistemde daha uzun bir tahta kullanarak cismi yukarıya çıkarmak daha az kuvvet uygulamamızı sağlayacaktır. Kuvvet kazancımız artırır. Fakat birinci kuvvetli ikinci kuvvetin yaptığı işler birbirine eşit olur arkadaşlar burada. Peki F1 ve F2 kuvvetleri incelendiğinde kuvvetlerin farklı değerlerde olduğu görülüyor. Sebep kuvvet kazançlarının farklı olması. Buradaki kazanç arkadaşlar 2L bölü 1H. Buradaki kazanç L bölü H. Yani buradaki kazanç atıyorum kaç katsa, diyelim ki 2 katsa. Yani L bölü H oranını bilmiyoruz. Tabii ki L ile H'ın oranı sanki birmiş gibi çıksa da L değerinin kesinlikle H'tan büyük olması gerekir. Çünkü üçgenlerin eşitsizlik kuralına göre dik kenar her zaman, yani hipotenüs dediğimiz uzunluk her zaman dik kenarlardan daha uzundur. Bu da bu eğik düzlemin boyunun yüksekliğinden daha fazla olması demek. Dolayısıyla bu L H değerinden kesinlikle büyük olduğu için bu sistem kesinlikle kuvvetten kazanç sağlayan bir sistemdir. Bu arada onu da söylemiş olalım. Eğik düzlemler kesinlikle kuvvet kazancı sağlayan sistemlerdir. Burada kazanç L ve H'ın oranlarına bağlı olarak değişir. Atıyorum 2 kat kazanç varsa diğer taraftaki kazanç 2L bölü H olduğu için buradaki kazancın 2 katı kadar olacaktır. Yani burada kaç kat kazanç varsa diğer taraftaki kuvvet kazancı onun 2 katı kadar olacaktır. Bu o anlama geliyor. Bu da kuvvet kazancının 2 kat daha fazla olması demek. Burada atıyorum 10 Newton'luk kuvvet uygularsan diğer tarafta kazancın daha az olduğu için daha büyük kuvvet uygulaman gerekiyor. Bu da 20 Newton uygulayacağın anlamına geliyor. Yani ikinci sistemde cismi yukarıya çıkarmak için uygulayacağımız kuvvet birinci sistemdekinden daha büyük olur arkadaşlar. Rampaların eğiminden kaynaklanıyor. Peki soruda ne diyor bize? F1 ve F2 kuvvetlerinin eşit olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Yani öyle bir şey yap ki kuvvetler birbirine eşit olsun diyor. F1 kuvvetinin çekildiği yükün ağırlığını artırmak. Şimdi tekrar şekli bakacak olursak. Arkadaşlar eğer F1'in ağırlığını artırırsak, F1 kuvvetinin çektiği yükün ağırlığını artırırsak o zaman F1 değerinin değeri daha da büyür. O zaman zaten büyüktü. O zaman bunların eşit olabilmesini sağlamak için ya eğik düzlemin boyunu artıracağız, yani kazancı artıracağız, ya da karşı taraftaki F2 kuvvetinin çektiği yükün ağırlığını artıracağız arkadaşlar. Demek ki A şıkkı olmaz. L uzunluğunu H yüksekliği sabit olacak şekilde azaltmak demiş. Yani buradaki L uzunluğunu azalttıkça rampa daha da dik hale gelir. Dik hale geldikçe de arkadaşlar bizim uygulamamız gereken kuvvet küçüleceği yere daha da büyür. Bu da olmaz. Eğer 2L uzunluğunu azaltmak deseydi bu olabilirdi arkadaşlar. O yüzden B şıkkı da olmaz. 2L uzunluğunu H yüksekliği sabit olacak şekilde artırmak. Şimdi 2L uzunluğunu artırdıkça eğik düzlemin boyu gittikçe uzar. Bu da eğimin azalması anlamına gelir. Buradaki kuvvet zaten diğer taraftakinden küçüktü. Bu da daha da küçülmesi anlamına gelir. O yüzden C şıkkı da olmaz arkadaşlar. F2 kuvvetinin çektiği yükün ağırlığını artırmak. Evet bakın şimdi zaten burada ağırlık cisimler özdeş olduğu için buna uygulanan kuvvet arkadaşlar diğer taraftakine göre 2 kat daha büyüktü. Yani F1'in uyguladığı kuvvet F2'nin uyguladığı kuvvetin 2 katıydı. O zaman ben bu cismin yükünü artırırsam, yani çektiği yükün değerini artırırsam F1 ile F2'nin değerleri birbirine eşit olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar D şıkkı doğrudur. Yani bu sorunun amacı şunu görmenizi istiyorum. Bir de bunu vurgulamak istiyorum açıkçası. Bu öyle de öncüllü bir soru olarak da yazılabilirdi. F1 ve F2 kuvvetleri farklı büyüklükte olsalar bile arkadaşlar kuvvet kazançları farklı olsa bile cisimler özdeş olduğu için cisimleri buraya çıkardığımızda her iki kuvvetle yaptığımız iş birbirine eşit olur. Yani bu iki kuvvetin yaptığı iş birbirine eşit olur. Neden? Çünkü işin yapılan iş aslında yerde durmakta olan cismi arkadaşlar H yüksekliğine çıkarmak. Bunun için 2L yolunu kullansan da L yolunu kullansan da yaptığın iş aslında yerde duran cismi H yüksekliğine koymak oluyor. Dolayısıyla aynı işi yapmış oluyoruz. Ağırlık aynı, çıkardığımız yükseklik aynı olduğu sürece eğik düzlemlerin boyları değişse bile yapılan işler birbirine eşit olurdu. Eğer öyle onu sormuş olsaydı arkadaşlar. Burada da
kuvvetlerin değerlerine eşit olabilmesi için ya ikinci sistemdeki kuvvet kazancını daha azaltmak, birinci sisteme eşit hale getirmek ya da ikinci sistemdeki yükün ağırlığını artırıp kuvvet kazancı büyük olsa bile yükün ağırlığı arttığı zaman aynı kuvvetin uygulanmasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Bu mümkün. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olur. Evet. Peki. Bir sonraki örneğe bakalım. Arkadaşlar bir sonraki örneğimiz çıkrıkla ilgili. Çıkrıklar bir dairesel bir yörüngede hareket eden bir kolun daha küçük yarıçaplı bir silindiri döndürmesiyle elde edilen sistem aslında. Yani şimdi ben buraya bu çıkrığın karşıdan baktığımız zamanki görüntüsünü görüyoruz. Ama aslında özelinde şimdi şuradaki F kuvveti bu kolu çevirdiğinde arkadaşlar o kol böyle dairesel bir hareket çiziyor. Ve ona bağlı olan o kola bağlı olan şu ipin bağlı olduğu silindir de döndükçe aslında içerideki küçük silindir gibi hareket etmiş oluyor. Yani dışarıdaki silindiri döndüren kolun izlediği yani oluşturduğu daire içerideki silindirin oluşturduğu daireden daha büyük. Dolayısıyla burada arkadaşlar F kuvveti var. Şurada da yük asılı. Dolayısıyla çıkrıktaki ana mantık şudur. Kuvvetin büyüklüğü çarpı kuvvetin destek noktasına olan uzaklığı. Bu aslında şu anlama geliyor. Bakın şu döndürme kolunun yarıçapı. Bu kol ne kadar büyük olursa, ne kadar büyük tasarlanırsa, o zaman çıkrığı döndürdüğümüz zaman çıkrığın çizdiği daire o kadar büyük olur. O dairenin büyümesi de arkadaşlar kuvvet kazancını artırır. Yani çıkrıktaki mantık F çarpı büyük R, yani şu döndürme kolunun yarıçapı eşit olmalı. P çarpı yani yük çarpı onun bağlı olduğu silindirin yarıçapı. O da küçük R. Dolayısıyla buradaki kuvvet kazancını hesaplanırken ki basit makinelerde hep kuvvet kazancını hesaplayarak gideceğiz aslında. Buradaki şuraya yazayım. Kuvvet kazancını hesaplarken kazancı bu bizim döndürme kolumuzun yarıçapının büyüklüğünü silindirimizin yarıçapına böleceğiz arkadaşlar. Bu oran ne kadar büyük çıkıyorsa, yani döndürme kolu ne kadar büyük, silindir ne kadar küçük yapılırsa çıkrıkta kuvvet kazancı o kadar çok artar. Dolayısıyla bu bize diyor ki şekilde R yarıçaplı çıkrığın kuvvet koluna uygulanan F kuvveti ile iki kez döndürülerek kovanın yükselmesi sağlanıyor. Şimdi evet, bir de burada yükün yükselme miktarı kovanın bağlı olduğu şu silindirin yarıçapına bağlı. Çünkü bu bir kere döndüğünde etrafına çevresi kadar ip saracak. Ve yük aslında silindirin çevresi kadar yukarıya çıkacak. İki kez döndüğünde iki kere çevresine sarılacak. Ve iki kere çevresi kadar yükselecek aslında. Şimdi bize ne demiş? Kovanın iki devirde daha çok yükselmesi için. Şimdi kovanın aldığı yolu artırmak istiyorsak. O zaman kovanın bağlı olduğu ipin silindire daha çok sarılmasını sağlamamız lazım. Aynı döndürme miktarında daha fazla sarılmasını istiyorsak o zaman arkadaşlar silindirin şu yarı çap dediğimiz küçük R dediğimiz kısmını genişleteceğiz. Yani ne kadar kalın bir silindir yaparsak o kadar çok ip dolanacaktır onun etrafına ve dolayısıyla kova da o kadar fazla yükselecektir. Kısacası bir başka deyişle basit makinelerden hatırlayacağınız bir şeyle basit makinelerde arkadaşlar kuvvet kazancı eğer azalırsa cismin yoldan kaybı da azalıyor. Yani yoldan kaybetme miktarı da azalıyor. O zaman biz cismin daha fazla yol almasını istiyorsak kuvvet kazancını azaltmamız gerekiyor. Yani kuvvet kazancı ne kadar az olursa o zaman cismin yoldan kaybı da az olacak ve daha fazla yükselecek. Şey, peki biz kuvvet kazancını ifade ederken ne demiştik? Büyük R'nin küçük R'ye oranı. O zaman bizim arkadaşlar silindirimizin ipi sarma miktarı neyle alakalı? Sarılan kütüğün yarı çapıyla alakalı. Onu ne kadar büyük tasarlarsak o zaman arkadaşlar ip o kadar fazla dolanacak silindirin etrafına ve daha fazla yükselecek. Buna göre hangilerini artırılırsa daha fazla yükselebilir diye sormuş. Arkadaşlar F kuvveti sadece silindirin kolunu döndürme ile alakalı. Dolayısıyla ip şeyin yükselme miktarını etkilemez. Kovanın yükselme miktarını etkilemez. Burada ipin silindirin etrafına dolanma miktarı önemli. Dönme sayısı da eşit olduğuna göre etkileyecek tek faktör silindirin çevresi.
O zaman çevresi de 2 pi r formülünden bulunduğuna göre r burada silindirin yarıçapı. O zaman demek ki sadece silindirin yarıçapını artırmak kovanın yükselme miktarını etkiler. R kuvvet kolunun artırılması bu kuvvet kazancını artırır. Uygulayacağımız kuvvetin azalmasına neden olur. Ama kovanın yükselme miktarına etkisi olmaz. O yüzden bu da değil. O zaman cevabımız yalnızca küçük r artırılmalı olmalıdır arkadaşlar. Silindirle çıkrıkla ilgili olabilecek soru tarzlarından bir tanesi. Milli Eğitim Bakanlığı basit makinelerle ilgili 2 tane soru soruyor genel anlamda. Bunlardan bir tanesi de çıkrık olmaya aday. Bunu da söyleyeyim tekrar. Burada bize bu kovayı yukarıya kaldırmak için uygulanan kuvvetin büyüklüğünü etkileyen faktörleri sorsaydı, döndürme yarıçapının uzunluğunun artırılması ya da silindirin yarıçapının küçültülmesi diye seçenek arayacaktık. Ama bize burada kovanın yükselme miktarını artıran bir şey sorduğuna göre, o zaman bu ipin bunun etrafına sarılma miktarını değiştiren bir unsur aramalıyız. Bu da silindirin çevresinden başka bir şey değil. O da yarıçapla alakalı. O yüzden arkadaşlar ya dönme sayısını artırmamız gerekiyor ki dönme sayısını sabit tutmamız gerektiğini söylemiş sorunun içerisinde. Çünkü kovanın iki devirde daha çok yükselmesi için diyor. Önce de iki devir döndürüyorduk. Şimdi iki bir devir döndürüyoruz. O zaman sadece silindirin yarıçapını artırmaktan başka bir çare gelmiyor elimize. O yüzden cevabımız yalnız küçük r'yi büyütmek olmalıdır diyorum. Evet, güzel bir soru yine geride bıraktık. Peki bir sonraki soruda diyor ki şekildeki çıkrık sistemiyle kuyudan su çekilmektedir. Evet, kuyudan en küçük kuvvetle arkadaşlar yine en küçük kuvvet neye bağlı? Kuvvet kazancının maksimum olmasına bağlı. Peki kuvvet kazancı neye bağlıydı? Bizim döndürdüğümüz şu kuvvet kolu, yani şurası büyük R, bu silindirin yarıçapı da küçük R. Bu ne kadar büyük? Silindirin yarıçapı ne kadar küçük olursa kuvvet kazancı o kadar maksimum hale gelir. En büyük hale gelir. Şimdi baktık. Ne diyor bize tekrar baktık. En küçük kuvvetle bir kova su çıkarmak isteyen Mehmet amca aşağıdaki düzeneklerden hangisini kullanmalıdır demiş. Tekrar ediyorum. Kuvvet kolunun en büyük, silindirin yarıçapının en küçük olduğu düzeneği bulmamız gerekecek. Hemen baktık. Arkadaşlar bakın burada kuvvet kolu 10, yarıçap 5. O zaman 10 bölü 5'ten burada kuvvet kazancımız 2 kat. Peki ne demek bu? Kovanın ağırlığının yarısı kadar kuvvet uygulamam gerektiği anlamına geliyor bu sistemde. Burada 20 bölü 5. O zaman burada kuvvet kazancı 4 kat. O zaman bu sistemde 4 kat kazanç sağlıyorum. Yani yükün ağırlığının 4'te 1'i kadar kuvvet uyguluyorum. Burada 30 bölü 10. Bu da 3 kat kazanç sağladığı anlamına geliyor. Diğerinde de 20 bölü 10. O zaman burada da 2 kat kazanç sağladığım anlamına geliyor. Benden ne istiyordu? En küçük kuvvette yukarıya çıkarmamı istiyor. O zaman o da en küçük kuvvetin olduğu sistem, kuvvet kazancının en fazla olduğu B şıkkındaki sistem olmalı. Kuvvet kazancı ne kadar büyürse uygulanan kuvvet o kadar küçük olur arkadaşlar. Unutmuyoruz. Evet, bir sonraki sistem arkadaşlar yine ikinci sorudaki düzeneğe benziyor. Oldukça kaliteli bir soru bu arkadaşlar. İyi dinleyelim lütfen. Şekildeki sistem evet dengededir. Yani X ve Y cisimlerin ağırlıkları birbirini bu şekilde dengelemiş. Buna göre demiş arkadaşlar ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi sistemin dengede olması demek yani şu X cisminin bu A eğik düzleminin olduğu yerde oluşturduğu etkiyle Y ağırlığının B eğik düzleminin olduğu yerde oluşturduğu etki birbirini dengeliyormuş demek ki. Yani ipler birbirini bir taraf hareket ettirecek şekilde çekemiyor demek ki. Buna göre bu sistemde X ve Y'nin ağırlıklarının eşit olup olmadığını bilemeyiz. Cisimler özdeş vesaire demiyor arkadaşlar. Şimdi bize önermeler vermiş. Biz bu önermelere göre cümlelerin hangisinin doğru olduğuna karar vereceğiz. Diyor ki X ve Y cisimlerin ağırlıkları eşitse. Şimdi bu cisimlerin ağırlıkları eşitse sistemin dengede kalabilmesi için sistemde kuvvet kazançlarının da eşit olması gerekir. O zaman A uzunluğuyla B uzunluğunun birbirine eşit olması gerekir. Şimdi arkadaşlar iki eğik düzlemde de kuvvet kazancı mutlaka olur. Çünkü eğik düzlemlerde kesinlikle eğik düzlemin boyu şu yükseklik değerinden mutlaka büyüktür. Ama burada
Kuvvet kazançlarının oranları önemli. Buradaki kuvvet kazancı, şuna H diyecek olursam, bu taraftaki kuvvet kazancı, yani şuna birinci eğik düzlem, buna ikinci eğik düzlem diyeyim. Birinci eğik düzlemdeki kuvvet kazancı arkadaşlar, A ağırlığını, A uzunluğunun H yüksekliğine bölünmesiyle bulunur. İkinci eğik düzlemde de B yüksekliği, B uzunluğunun H yüksekliğine bölünmesiyle bulunur. Şimdi eğer cisimlerin ağırlıkları eşitse kuvvet kazançları da eşit olmalı ki sistem, dolayısıyla şu iplerdeki gerilmeler birbirine eşit hale gelsin ve sistem dengede kalsın arkadaşlar. Dolayısıyla eğer X, Y cisimlerin ağırlıkları eşitse A ile B'nin uzunluğu da birbirine eşit olmalıdır. Bu doğru bir cümle. Eğer A'nın uzunluğu B'den büyükse, şimdi bu ne demek oluyor? A'nın uzunluğu B'den büyükse buradaki kuvvet kazancı daha büyük demek oluyor. Yani o zaman demek ki A uzunluğu B'den büyükse demiş. O zaman demek ki burada kuvvet kazancı fazlaysa o zaman daha ağır bir cismi dengede tutmak gerekir ki hafif bir cismin küçük kuvvet kazancı olmasına rağmen dengede kalmasını sağlayabilsin. O zaman arkadaşlar demek ki A uzunluğu eğer B'den büyükse X'in ağırlığının Y'den büyük olması gerekir. Burada ne demiş? Y'nin ağırlığı X'den büyüktür. Eğer öyle olsaydı, bak, Y hem X'den ağır olsa hem de burası daha dik olsa, yani rampa daha dik olsa, hem ağırlık daha büyük olsa hem de B'nin uzunluğu daha az olsa, o zaman sistem bu tarafa doğru arkadaşlar, yani Y'nin olduğu tarafa doğru hareket etmeye başlardı. Oysa bu sistem dengede kalıyorsa Y cismi bu verilen önermeye göre X cisminden ağır olamaz. Tam tersi, A eğer B'den büyükse X Y'den ağır demeliydi. Bu cümlenin tam tersi olması gerekir. O yüzden 2 numaralı ifade yanlış arkadaşlar. Eğer B A'dan büyükse Y'nin ağırlığı X'ten büyüktür. Demin söylediğim gibi, bakın, hangi taraf uzunluk diğerinden büyükse o taraftaki ağırlık diğerinden büyük olmalı ki sistem dengede kalsın. Dolayısıyla B A'dan büyükse Y'nin ağırlığı X'in ağırlığından büyüktür ifadesi doğru arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olmalıdır. Oldukça kaliteli ve güzel bir soru arkadaşlar. Bu tarz sorulara dikkat edelim. Gerçekten öğrenciler arasında fark yaratacak bir soru tipi bu, ona göre. Peki, şekildeki KLM yükleri aynı F kuvveti ile dengelendiğine göre KLM cisimlerinin ağırlıklarını karşılaştırın. Şimdi bakın, burada hepsine uygulanan kuvvetler eşit arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Buna eşit, hepsinde F kuvveti var, eşit diyor. Peki o zaman bize düşen ne yapmak? Bütün eğik düzlemlerdeki kuvvet kazançlarını hesaplamak. Buradaki kuvvet kazancı 3 bölü 1'den 3 kat kazanç var. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Eğer kuvvetiniz 10 Newton'sa yükünüzün ağırlığı bunun 3 katı kadar olmalı. Yani 3 kat kuvvet kazancı olmak, 3 kat ağırlığındaki bir cismin 1 katla aslında dengelenmesi demek. O zaman sen 10 Newton'luk bir kuvvet uyguladıysan demek ki senin K ağırlığın 30 Newton demektir. Onun 3 katı kadar. 3 kat ağırlığı fazla olan cismi, 3 kat fazla ağırlıktaki cismi 3'te 1'i kadar kuvvetle dengeliyorsun demek. Kuvvet kazancı bu anlama geliyor. İkinci sistemdeki kuvvet kazancım 4 bölü 1'den 4 kat. Kuvvetim eşit olduğuna göre ben birincisine 10 Newton demiştim. O zaman demek ki bu da 40 Newton olmalı ki sistem dengede kalsın. Peki diğerinde 4 bölü 2'den buradaki kuvvet kazancım 2 kat. O zaman kuvvet kazancım 2 katsa, kuvvetim 10 Newton'sa o zaman yükümün 20 Newton olduğu anlamına gelir. Bana ne sormuştu? KLM cisimlerinin ağırlıklarını karşılaştırın. L'nin ağırlığına 40, K'nın ağırlığına 30, M'nin ağırlığına 20 dedik kuvvetleri 10'ar Newton seçerek. Hocam kuvvetin 10 Newton olduğunu nereden bildiniz? Bilmedim. Sadece değer verdim arkadaşlar. Değer vermesem bile kuvvet kazançlarını bulduğunuzda eğer hepsi aynı kuvvetle çekiliyorsa kuvvet kazancının fazla olduğu yerdeki yük hepsinden ağır demektir arkadaşlar. Daha fazla kuvvet kazancı sağlanmış olmasına rağmen aynı kuvvet uygulanıyorsa demek ki yükün ağırlığının daha fazla olduğunu gösterir bu ifade. O yüzden L büyük, K büyük, M sonucu çıktı arkadaşlar. Yine güzel bir soruydu arkadaşlar. Dikkat edelim. Peki, bununla ilgili son sorumuz arkadaşlar. Diyor ki yukarıdaki görselde tornavidaların baş ve uç kısımları takılıp çıkartılabilmektedir. Hani böyle ayarlı tornavidalar, yani tuttuğumuz kısmıyla uç kısmı birbirinden sökülüp takılabiliyormuş. Portatif.
Buna göre en çok kuvvet kazancı hangi parçaların birbirine takılmasıyla elde edilir? Şimdi bakın yine aynı mantık. Kuvvet kazancı için arkadaşlar şöyle düşünün. Şunu bir tornavida gibi düşünün. Ben tornavidanın tuttuğum kısmını ne kadar büyük yarı çapta yaparsam, ne kadar geniş yaparsam uç kısmını döndürmek o kadar az kuvvet gerektirir. Evet, bir tur döndürmek için daha fazla yol aldırman gerekir. E zaten yoldan kayıp arttıkça kuvvetten kazanç da artıyor arkadaşlar. Dolayısıyla sen ne kadar büyük kuvveti uygulayacağın yeri, yani baş kısmını ne kadar büyük seçersen ve ona paralel olarak da uç kısmının yarı çapını ne kadar küçük tercih edersen elde edeceğin kuvvet kazancı o kadar büyür. O zaman biz baş kısmının en büyük, uç kısmının en küçük olduğu kısımları birleştirmemiz lazım. Yani kısacası L başıyla bir numaralı uçu birleştirmemiz lazım. Yani L ile 1'i birleştirirsek kuvvet kazancı oranımız 5 bölü 1'den 5 kat olur arkadaşlar. 5R bu, 1 küçük R de bu. O zaman burada 5 kat kazancımız var. Mesela K ile 1'i birleştirirsek 3 kat. K ile 3'ü birleştirirsek, yani 1 kat gibi gözüküyor ama büyük R küçük R'den büyük olduğuna göre tabii ki buradaki bu bundan mutlaka büyüktür. Hani rakamsal olarak her ikisinin de önünde 3 olması kuvvet kazancı olmadığı anlamına gelmez. Tabii ki burada kuvvet kazancı var ama nispeten diğerlerine göre daha az kazanç var. Burada bunu ifade ediyoruz. O zaman arkadaşlar en çok kazancı elde edeceğimiz sistem baş kısmının en büyük, uç kısmının en küçük olduğu sistem arkadaşlar. Yani burada da mantık şu, 5R yarı çaplı silindiri bir tur döndürmek için onun çevresi kadar yol aldırdığında uç kısmı ancak kendi çevresi kadar yol alacaktır. Yoldan kayıp oranımız artıyor. Bu da zaten kuvvetten kazanç oranımızın artması demek oluyor arkadaşlar. Bir basit makinede kuvvetten kazanç ne kadar fazla olursa yoldan kayıp da aynı oranda fazla oluyordu, hatırlayalım. Bu da ona paralel bir soruydu. Evet. Eğik düzlem ve çıkrıkla ilgili arkadaşlar püf noktalarının içerisinde bulunduğu sorulara değinmeye çalıştık. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.